Evet arkadaşlar merhaba Fatih Akyüz ben e, sizinle birlikte inşallah muhasebe dersleri yapacağız e, ve ilk siftahı da bu senenin KPSS'nin ilk siftahını da inşallah sizinle birlikte yapacağız arkadaşlar dersimiz 14 Eylül'de değil mi 14 mu, 16 mı e, başlayacak Heyecanlıyım arkadaşlar. Siftah sizden bereket Allah'tan diyelim inşallah. Hem sizler için hem de bizler için arkadaşlar inşallah güzel bir süreç olacak. Bugün size muhasebe dersini tanıtmaya çalışacağım. KPSS'de muhasebenin ağırlığı nedir? işte kaç soru çözmeliyiz? Geçmişte ki muhasebede çözülen ortalamalar arkadaşlar kaçtır? Bunlardan bahsedeceğim. Birazcık muhasebeyi tanıtacağım. Ee, bu yaklaşık tahminen 35-40 dakika civar bir dersimiz olacak. Bu arada benim hemen şurada bir kameram var arkadaşlar. Kamera diyorum ekranım var. Oradan da sizin e, yazdığınız mesajları okuyabiliyorum. Dolayısıyla oradan doğrudan bana ulaşabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar muhasebe muhasebe dediğimizde aslında e, okulda okullarda lisansta arkadaşlar muhasebe dersi alanlar vardır e, aklımıza genel muhasebe geliyor ama muhasebe sadece genel muhasebeyle ya da e, bir diğer adıyla finansal muhasebeyle sınırlı değil KPSS'de KPSS'de muhasebe grubundan sorular geliyor arkadaşlar neymiş bu muhasebe grubu? Şimdi bunlara bakalım. KDV dahil sorularının pratik bir yolu var mı diye sormuş. E, Feyza sen mi sordun? E, KDV dahilin pratik bir yolu şu. KDV dahil fiyattan e, çok hızlı bir başlangıç oldu da sorduğun için cevaplıyorum. KDV dahil fiyattan KDV hariç fiyatı tespit edebilmek için KDV dahil fiyatı bir artı KDV oranına bölüyoruz. Ama daha pratik bir şey söyleyeyim. Ee, sorularda KDV dahil tutar sormuşlarsa e, KDV hariç tutar ya da KDV tutarı seçeneklerde mutlaka olur. O yüzden seçeneklere bir bakmak lazım. Ee, diyoruz çok hızlı bir başlangıç yapmış olduk. Arkadaşlar 40 tane soru geliyor. Ee, diğer alan derslerinde olduğu gibi. Bu muhasebe grubu dersleri dersler ifadesini ÖSYM 3'e ayırmış. Ben buraya özellikle ÖSYM'nin beyanı yazdım şuraya. Neden ÖSYM'nin beyanı yazdığımı birazdan anlayacaksınız arkadaşlar. Finansal muhasebeden ya da bir diğer adı da genel muhasebeden ÖSYM diyor ki %70 oranında sorarım. Bu da ne yapıyor? Yaklaşık 28 soru yani yaklaşık değil 40 sorunun %70'i 28 soru anlamına geliyor. Yine ÖSYM diyor ki mali tablolar analizinden %20 oranında sorarım. Yani 8 tane soru sorarım. Bunun haricinde ihtisas muhasebesi denilen arkadaşlar genel muhasebe haricindeki diğer muhasebe türlerinden de işte %10 yani 4 tane sorarım diyor ÖSYM. Eee Bizim dersimizin, muhasebe grubu dersinin diğer derslerden şöyle bir farkı var. ÖSYM bu beyanına e, uymayabiliyor arkadaşlar. Ben sizin için çeşitli istatistikler hazırladım. Son 10 yıl, son 5 yılda geçen yıl çıkmış olan sorularla ilgili. Şimdi sizinle onları paylaşacağım. Bu arada çok hızlı bir başlangıç oldu. Kendimi tanıtmadım. E, i̇smimi söyledim Fatih Akyüz. Arkadaşlar ben ta ticaret lisesinden başlamak üzere sene 96'da mezun oldum ticaret lisesinden. Sonrasında Gazi Üniversitesi Muhasebe Finansman Öğretmenliği bölümünü bitirdim. Sonrasında işletme alanında yüksek lisans yaptım arkadaşlar. Ve 2011-2012 yılından beri yani yaklaşık 10 seneden daha fazla, daha uzun olmak üzere KPSS ve mali müşavirlik sınavları kurslarında Görev alıyorum, çalışıyorum öyle diyelim. Asıl mesleğim öğretmenlik, muhasebe öğretmeniyim ben. Ee, Ankara'da bir meslek lisesinde öğretmenim. Ee, kitap yazarıyım arkadaşlar. Piyasada benim yazdığım konu anlatımı kitapları var birden fazla. Ee, daha önce yayınlanmış olan, şu anda da hala yayınlanmakta olan kitaplar da var. Ee, mesela Yargı Yayın Evi'nin KPSS muhasebe kitabı benim. Ondan sonra deneme sınavlarım var. Türkiye geneli deneme sınavları, soru bankalarım var. Ee, yani ben çok uzun yıllardır arkadaşlar muhasebeyle ilgili özellikle KPSS'de ve son yıllarda da birazcık SGS yani mali sınavı bunlarla ilgileniyorum. Ee, i̇nşallah arkadaşlar derslerimize devam eden arkadaşlarımızla birlikte Bakınız dikkat edin derslerimize devam eden arkadaşlar diyorum. Çünkü muhasebede derse devam çok önemli. Derslerimize devam eden arkadaşlarla birlikte arkadaşlar güzel bir başarı elde edeceğiz. Bu 40 sorudan arkadaşlar ne kadarı çözülmüş onu da söyleyeyim. Son 3 yıla baktım ben. Son 3 yılda rakamlar şöyle arkadaşlar. 2021. 2021'de 9 net, 9 9.5 net arası. Net çıkarılmış muhasebeden. 2022'de bu 8'e düşmüş. Hatta 7.5 8 o civarlarda. İnternette bununla ilgili ÖSYM'nin sitesinde veri var. Son yapılan sınavda da arkadaşlar 6.5 soru. Yani 40 tane sorudan Türkiye'de Yaklaşık 6,5 net çıkarabilmiş öğrenciler. Tabii KPSS'ye gayri ciddi şekilde hazırlananlar da var arkadaşlar. Ee, hani onları bir kenara atarsak, e, birazcık daha bu hani düzgün hazırlanan arkadaşların ortalamalarının daha yükselceğini e, tahmin edebiliriz. Ama yine de arkadaşlar, hani en iyimser bakışla birlikte. Yani 10-12 net civarında net çıkıyor ortalama. Bizim hedefimiz ne arkadaşlar? Bizim hedefimiz bu 40 sorudan 30 tane belki daha fazla net çıkarabilmek. İşte bunu yapabilmek için de derslere mutlaka özellikle online derslere katılmamız gerekiyor. Peki ÖSYM e bu şekilde beyan ettiğini söyledik. Peki gerçekleşen ne? Hani derler ya hayal ettiğim ee, aslında olan gibi <laughs> ÖSYM böyle diyor ama aslında olan ne ona bakalım arkadaşlar. Son 10 yılın durumuna bir bakalım. 2014'ten itibaren en son 2022 değil mi? Ee, 2023 pardon 2014 2023 arası sorulan sorulara bakalım arkadaşlar. Finansal muhasebeden yani genel muhasebeden 27 tane pardon 28 tane sorarım demişti. ÖSYM ama son 10 yıl ortalamalarına baktığımızda 23-24 tane soru geldiğini görüyoruz. Maliyet muhasebesi ifadesi geçmiyordu. Bakınız ÖSYM'nin beyanında. Maliyet muhasebesinde aslında ihtisas muhasebesi gibi mi düşündüler acaba? Ama ben ayrıca maliyet muhasebesi yazmak istedim. Çünkü arkadaşlar maliyet muhasebesinden de son yıllarda Bolca soru geliyor ayrıca yani niş olarak ee, yaklaşık yüzde on gibi bir oranı var son on yıla baktığımızda. Ee, bu arada muhasebe öğretmeni olmak için formasyon şart mı diye sormuş arkadaşımız. Formasyon şart tabii ki ama şöyle de bir durum var maalesef. Ee, muhasebe öğretmenliği alanına atama çok az. Yani senede hiç abartmıyorum. Yani 3-5 kişi atıyorlar. Ee, ve muhasebe öğretmeni adayı çok fazla. Dolayısıyla muhasebe öğretmenliği için uğraşılmaz. Onu söyleyeyim yani. Onun yerine enerjimizi KPSS A'ya belki de KPSS B'ye versek daha iyi olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar mali tablolar analizi. Tabi bu arada aramızda e, lisans düzeyinde... Muhasebe dersi almayanlar olabilir arkadaşlar. İktisatçılar galiba yoğunlukla muhasebe dersi almıyorlar. Son birkaç yıldır birçok iktisat mezunu olan arkadaşlar aldığını söylüyor. Hocam biz muhasebe aldık. Eskiden hiç almıyorlardı bazı okullarda. Ama alan arkadaşlar da hani böyle çok yüzeysel alıyorlar. Ee, ama arkadaşlar muhasebe bir gerçeklik ve KPSS'de de soru geliyor. Şuna geleceğim. Yani hiç muhasebe dersi almamış olan ya da hocam ben aldım, işte e, çok yüksek notlarla da geçtim ya da çok düşük notlarla geçtim ama ben muhasebeden hiçbir şey anlamıyorum, anlamıyorum, hiçbir şey anlamadım diyen arkadaşlar da olabilir. E, hatta şurada e, size gösterdim şu başlıklar yani muhasebe grubunun bu başlıkları. Hocam bunlar da ne diyenler de olabilir. E, arkadaşlar biz derslerimizi hiç bilmeyen bir kişinin anlayacağı şekilde yapacağız. En basitten karmaşığa doğru bir yöntem izleyeceğiz. Bolca da örnek çözeceğiz. Dolayısıyla hiç bilmeyen, çok az bilen arkadaşlar da rahatlıkla derslere katılırlarsa ve benim tavsiyelerime uyarlarsa rahatlıkla soruları çözüp güzel netlere ulaşabilecekler. Evet, mali tablolar analizinden arkadaşlar 7-8 tane soru gelmiş. Son 10 yılın ortalaması bu. Mali tablolar analizini belki hiç almayan arkadaşlar vardır. Mali tablolar analizi gayet kolay bir ders arkadaşlar. Çok da vaktimizi alacak bir ders değil. Formüller var. O formülleri ezberleyip uyguladığımızda rahatlıkla çözebileceğimiz 7-8 tane soru geliyor. Ee, bunun haricinde arkadaşlar... Asıl ihtisas muhasebesi yani maliyet muhasebesini bir kenara ayırdığımızda asıl ihtisas muhasebesi dediğimiz ihtisas muhasebesi de arkadaşlar nasıl diyelim? Ona genel muhasebe olmayan maliyet muhasebesi olmayan bunun haricindeki çeşitli özelliklere belli niteliklere sahip kendine özgü bir takım niteliklere sahip işletmelerin tutmuş oldukları muhasebe türleri. İşte inşaat muhasebesi, banka muhasebesi, sigorta muhasebesi gibi muhasebe standartları da e, buraya bağlayabiliriz. Muhasebe denetimi e, diyebiliriz arkadaşlar. Yani ihtisas muhasebesinden e, yaklaşık 2-3 soru, 4-5 soru, diğeri de katarsak 4-5 soru geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Peki biz derslerimizde neler işleyeceğiz? Arkadaşlar genel olarak tabii ki biz genel muhasebe yani finansal muhasebeye ağırlık vereceğiz. Ee, finansal muhasebe bittikten hemen sonra mali tablolar analizin pardon maliyet muhasebesinden bahsedeceğiz. Onun arkasından da mali tablolar analizinden bahsedeceğiz. Muhasebe standartları arkadaşlar e, bu arada son 5 yıla da bakalım. Hunharca gelmeye başladı. Niye hunharca gelmeye başladı diyorum. Çünkü muhasebe standartları, bilmiyorum daha önce muhasebe standartlarıyla ilgilenen oldu mu, bu derse alan oldu mu arkadaşlar? Ee, muhasebe standartları diye yazılmış, hocalarımız tarafından yazılmış standartlar var. Muhasebenin global anlamda da belli bir standarda ulaşabilmesi için. Ee, henüz Türkiye'de bütün işletmelerde uygulanmayan ancak halka açık anonim şirketlerde uygulanan, muhasebe denetimine tabi e, işletmelerde uygulanan muhasebe standartları yaklaşık arkadaşlar 2000 sayfalık karma karışık bir metin. Yani çıktı alsanız bu arada KGK Kamu Gözetim Kurumu muhasebe standartlarını kendi sitesinde yayınlıyor. Google'dan bir aramayla bütün muhasebe standartlarına ulaşabilirsiniz. Ya ben çıktı alayım dersen yaklaşık 2000 sayfalık bir çıktısı olur arkadaşlar. Ee, bu 2000 sayfadan neleri soruyorlar arkadaşlar valla soruyorlar ee, muhasebe standartlarından bazı kalıp soru türleri var ee, biz o kalıp soru türlerine ancak yoğunlaşabileceğiz çok da yoğunlaşamayacağız açıkçası arkadaşlar çünkü bu muhasebe standartları ve diğer işte muhasebe denetimi, banka muhasebesi gibi hani toplamda 4-5 soru gelen bu kısma bizim hazırlanabilmemiz için bizim atıyorum 100 saat daha ders işlememiz gerekiyor. Ama dediğim gibi muhasebe standartlarına da KPSS'de daha önce çıkmış soruları baz alarak arkadaşlar ee, muhasebe standartlarına da değineceğiz. Tamam mıdır? Evet son 5 yıla bakalım. Bakınız son 5 yılda 24-25 soru finansal muhasebeden gelmiş. Maliyet muhasebesi 3-4 soru. Mali tablolarınızı 8 soru standartlaşmış. Arkadaşlar muhasebe standartlarından 4 soru gelmiş. 4 soru az mı? Çok fazla. Yani son dönemde baya yaygın bir şekilde soruyorlar arkadaşlar. Diğer dediğimizde yaklaşık son 4-5 yıldır arkadaşlar muhasebe denetimi soruyorlar. Bir tane. Bir tane muhasebe denetimi sorusu geliyor. Ee, bunun öncesinde yani son 5 yıl Öncesinde arkadaşlar bu diğer dediğimiz kısımdan banka muhasebesi geldi, ondan sonra finansal kiralamayla ilgili soru geldi, ondan sonra inşaat muhasebesi yani böyle tuhaf bir tane mutlaka soru soruyorlar. Bizim muhasebe denetimi konusunu burada işlememiz mümkün değil. Yani onun için de en az 20-25 saat bir derse ihtiyacımız var bir ders için bir soru için arkadaşlar. Dolayısıyla biz e, o konuya da hiç dalmayacağız. Sizinle beraber işlediğimiz derslerle birlikte arkadaşlar hedefimiz 30 soru ve üstü olacak. Ama şunu da açıkça söylüyorum ben de dahil olmak üzere KPSS'ye deneme amaçlı giren muhasebe hocaları hiçbiri ben 40'ta 40 yapacağım kesinlikle eminim diyemez. Çünkü dediğim gibi 2-3 soru belki birazcık daha fazla bazen. Ee, tuhaf yerlerden sorular gelebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim hedefimiz 30-35 net arası olacak. Yani komple tüm Türkiye'nin e, muhasebe ortalaması 6-7 iken sen 25 tane 30 tane net çıkarırsan puanın ciddi manada fırlar. Ee, arkadaşlar 80-88 emin değilim bizim ders saatimiz 80 ya da 88. Muhtemelen 88. 88 saatin biz büyük yoğunluğunu burada genel muhasebe konusuna yani bu bölüme ağırlık vererek yapacağız. dediğim gibi maliyet muhasebesi onu da genişçe anlatacağım. Genişçe derken KPSS düzeyinde genişçe anlatacağım. Mali tablolarınızı da anlatacağım ve inşallah hedeflediğimiz netlere ulaşacağız. En son geçen yıla bakalım arkadaşlar. Uzun yıllardır ilk defa muhasebenin ortalaması geçen yıl ya yani geçen yıl dedim geçen e, yaz ayında olan Ağustos'ta olmuştu değil mi? 2023 KPSS'de uzun zamandır ilk defa bayağı düştü. buçuk nete düştü arkadaşlar. Geçen yıl ne sormuşlar bakınız? Genel muhasebeden 25 soru sormuşlar. Maliyet muhasebesinden 3 soru sormuşlar. Eskiden bir tane çıkardı arkadaşlar, bir tane maliyet muhasebesi çıkardı, altı tane mali tablolar analizi çıkardı, muhasebe standartları hiç çıkmaz ya da bir tane çıkardı ama son yıllarda, özellikle son beş yılda dediğim gibi bu dengeler biraz oynadı. Ee, biz de bu ÖSYM'nin sonradan oluşturmuş olduğu bu dengeye göre ders yapacağız arkadaşlar. Anlaşılmış mıdır? Bir önceki KPSS'ye giren var mıydı? Vaziyet nasıldı acaba arkadaşlar? Yazarsanız buradan görürüm. Evet süre sıkıntısı. Ee, şimdi daha önceki yani geçen sene KPSS'ye giren arkadaşlar tabi içlerinde çok iyi öğrencilerim de vardı. Sürenin yetmediğini söylediler arkadaşlar. Yani ÖSYM'e böyle sürprizler yapmaya bayılıyor e, tıpkı üniversite giriş sınavı gibi böyle yoruma dayalı sorular sormuş e, öğrencilerde tabi e, klasik yöntemlerle işte yevmiye defterini çizip şu hesap burada şu hesap burada diye çözmeye çalışıyorlar çünkü geçmişte öyleydi geçmişte dolayısıyla ben birçok öğrencimden sürenin yetmediğine dair bir geri dönüş aldım arkadaşlar ee, biz ne yapacağız peki bunun önlemini nasıl alacağız ee, ben geçmiş yıl sorularını da çözüyorum ee, onu da yargı akademi yargı yayın evinin e, kitabı var arkadaşlar onun için çözüyorum ben 2023'ün muhasebe soruları bence kolaydı e nasıl kolaydı hocam seçeneklerden ilerlersek kolaydı arkadaşlar ee, şimdi biz ÖSYM'nin e, bu yönde bir e, nasıl diyelim bu yönde adımlar atacağını düşünürsek Eğer Tıpkı üniversite sınavında olduğu gibi e, uzun metinler verip öğrencinin onu hızlı bir şekilde yorumlamasını istediğini e, varsayarsak ki öyle görünüyor e, seçenekleri eleyerek arkadaşlar soruları çözmemiz gerekiyor Dolayısıyla burada sizinle birlikte çözeceğimiz sorularda yapacağımız iş önce seçenek eleme yöntemlerini göstermek sonrasında da uzun uzadıya sorunun e, sorduğu konunun mantığını anlatmak. Bu şekilde bir yol izleyeceğiz. Geçmiş yıl sorularını da çözeceğiz arkadaşlar. orijinal geçmiş yıl sorularını da çözeceğiz. Kursumuzun bitmesine yakın artık e, işte kaç ders saatimiz kalırsa ee, tahminen bayağı bir süremiz kalacak. Hem KPSS geçmiş yıl sorularını hem de e, KPSS'den sonra biliyorsunuz çeşitli kurumlar çeşitli sınavlar yapıyorlar arkadaşlar. Yani KPSS'ye geçtin. Kurum sınavları oluyor. Kurumlarda sorulmuş sorulara da bakacağız. Ee, ve bunları soru çözüm teknikleriyle birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Yalnız muhasebe bir sabır dersi arkadaşlar. Sabır dersi. Az çok hani muhasebeyle ilgili olanlar bilirler. Muhasebeyi anlayabilmek için mutlaka birinin size anlatması gerekiyor. Yani bir tarih dersi gibi açayım ben kitaptan okuyayım öğreneyim değil. Ee, mutlaka bir hocanın anlatması gerekiyor. Ee, sizin dersi dinlemeniz gerekiyor. Ayrıca muhasebenin genel mantığını tam olarak e, oturtabilmek için ben size şunu da tavsiye ediyorum edeceğim de. E, hep hatırlatacağım. Muhasebe dersi tamamını hani sıfırdan başlayıp sonuna kadar işledik. Sizden şunu isteyeceğim. Tekrar başa dön, videoları tekrar izle, biraz daha böyle hızlı ileri sararak izleyebilirsin ve tekrar et. Yani en sondan en başa dönüp tekrar sona gitmen gerekiyor muhasebeyi iyi bir şekilde öğrenebilmek için arkadaşlar. Muhasebe çok belirleyici bir ders. E, dolayısıyla biraz gayret göstermemiz gerekiyor diyebiliriz. Peki devam edelim arkadaşlar. KDV dahil. <laughs> KDV dahil evet. Yani e, son dönemde arkadaşlar biraz hesap işi de sormaya başladılar. Önceden muhasebede, önceden dediğimde yaklaşık 2015 öncesi. Muhasebe grubunda bir de mali matematik soruları vardı. Orada işlem sorusu soruyorlardı. Hatta efsane bir soru vardı 2011'de. Bileşik faiz sormuşlardı. Arkadaşlar hesap makinasız yapılması mümkün değil. Yani hiçbir ihtimal yok. İşte 2015 yılından itibaren mali matematik sormuyorlar ama e, son birkaç yıldır mesela reskont faiz hesaplaması sormaya başladılar. Yani bu tip hesaplamalar soruyorlar. E, dolayısıyla biz Tabi ben size derslerde nasıl pratik hesaplanır ondan da bahsetmeye çalışacağım. O yüzden işte KDV nasıl ayrılır, ayrıştırılır, reskont faizi nasıl hesaplanır, pratik yolu nedir soru çözümünde en azından birçok soruda arkadaşlar hesap yapmanıza gerekmeden doğrudan seçenekleri eleyerek sonuca ulaşabileceğiz. Dolayısıyla bu hesap bizim derdimiz olmayacak inşallah arkadaşlar. Ticari aritmetik yok. Evet, ticari aritmetik yok. 2015'ten beri hiç sormuyorlar diyebiliriz arkadaşlar. Peki, ben sizin için hani muhasebenin en büyük muhasebe grubu derslerinin en büyük payını alan genel muhasebeden nerelerden soru gelmiş? Şöyle bir grafik çıkardım arkadaşlar. Ee, tabii hiç muhasebe bilmeyen arkadaşlarım "Hocam bunlar ne?" diyebilir ama onlar da öğrenecekler. İnşallah beraber öğreneceğiz bakınız en çok son 5 yıla bakıyorum bu arada en çok stoklardan sormuşlar arkadaşlar stokları biz geniş geniş işleyeceğiz tek düzen hesap planından çok soru geliyor bakınız son 5 yılda ve genel bilgiler buralardan çok sorular geliyor arkadaşlar başka dikkatimizi çeken gelir tablosu hesapları gelir tablosu genel bilgisi gibi ve neredeyse arkadaşlar genel muhasebenin neredeyse her konusundan e, soru geliyor. Bazı ÖSYM'nin sevmediği gruplar var. Mesela maddi olmayan duran varlıklar. Çok uzun zamandır en azından son 5 yıldır mesela hiç soru gelmemiş. Dönem ayırıcı hesapları ÖSYM'e sever arkadaşlar. E, aktif taraftakileri bakınız daha çok seviyor. Pasif taraftan daha az soru geliyor gibi. Biz de Bizim süremiz gayet yeterli olacak arkadaşlar. Bu genel muhasebe soru dağılımına göre. Tabii bunların kendine ait bir dağılımı da var. İşte atıyorum stokların stoklar konusunun neresinden en çok soru geliyor gibi. Sizin için arkadaşlar bir kaynak hazırladım. Hazırladım derken şöyle tabii daha önceden hazırlamış olduğum bir kaynak vardı. Dersimiz başlamadan önce onu biraz daha geliştirmeye çalışıyorum. O kaynakta da arkadaşlar e, buradaki soru dağılımına göre konular orantılı bir şekilde yerleştirilmiş olacak. Ve sizinle bolca uygulama yapacağız arkadaşlar. Bolca soru çözümü yapacağız. E, dersimizin asıl işi yani dersimizde yaptığımız asıl iş soru çözmek olacak arkadaşlar. Ve genelde de dersimizde e, test soruları çözmeyeceğiz aslında. Dersimizde bizim tercihimiz e, şöyle. Benim gibi birkaç muhasebe öğretmeni, daha arkadaşımla birlikte. Test sorularına böyle bodozlama dalmak istemiyoruz. Biz şu muhasebenin mantığını anlatmak, öğretmek istiyoruz. Muhasebenin mantığını, işlemin sorunun çözüm mantığını bir öğrenci güzel bir şekilde anlarsa tık 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 soruları çözebiliyor. Geçen seneki süreyi yetirebiliyor arkadaşlar. O yüzden bolca klasik sorular çözeceğiz. Evet bu son 5 yılın muhasebe soru dağılım yüzdesiydi. Geçen yıl nasıl sormuşlar? Arkadaşlar bakınız geçen yıl %13 stok sormuşlar. Çok fazla sayıda stok sorusu gelmiş. Öz kaynaklar Bakınız öz kaynaklar %4'ken son 5 yılın ortalaması ki bu son 5 yıl ortalamasına 2023'te dahil bu arada. 2023'te 8 tane öz kaynak sorusu gelmiş. 8 tane tek son hesap planı sorusu gelmiş. Arkadaşlar işte hesap yerleri sorabiliyorlar. Aşağıdakilerden hangisi bir gelir tablosu hesabı değildir. Aşağıdakilerden hangisi işte dönen varlıklarda yer almaz gibi arkadaşlar. E, derslerimizde bunlardan Bolca bahsedeceğiz. Muhasebeye nasıl çalışmalıyım? Arkadaşlar, muhasebeye nasıl çalışacağız? Her derse mutlaka katılacağız arkadaşlar. Ee, sizinle derslerimiz akşam saatlerinde olacak. Ee, hani çalışan arkadaşlarımız da varsa, onların da rahat, rahatlıkla katılabilmesi için benim tavsiyem, benim önerim, online derse. Katılmanız yönünde arkadaşlar. Online derse mutlaka katılın. Niye online derse? E hocam ben banttan izleyeceğim. Hocaya soru sormak için arkadaşlar. Hocaya soru sorun. Bakın şuradaki ekrandan ben e, sizin sorularınızı görebiliyorum. Gürkan Ali demiş ki hocam muhasebenin ortalama yüzde kaçı sözeldir? Yani Gürkan bu konuda ayrıca bir çalışma yapmadım. Yani kaç tane sözel kaç tane sayısal geliyor diyerekten. Ee, ama sözel soruları da çözebilmek için işin yine mantığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü hangi birini ezberleyeceğiz değil mi? Hangi birini, sözel soruların hangi birini ezberleyeceğiz? Ee, i̇şte ÖSYM'nin klasik sorduğu sorulardan bir tanesi mesela şeydir aşağıdakilerden hangisi geril tablosunda yer alır ya da yer almaz. Ee, şimdi ben sana versem al bunlar gelir tablosu hesabı, hesapları diye versem orada onlarca hesap var. Onları ezberlemek yerine adına bakıp bunun gelir tablosu hesabı olduğunu rahatlıkla anlayabilirsin ya da olmadığını bilanço hesabı maliyet hesabı olup olmadığını anlayabilirsin. E, dolayısıyla hani sözel soru gibi bir ayrım yapmayalım bence. E, muhasebenin mantığını anlamaya çalışalım. Evet hocaya soru soracağız arkadaşlar. Konu tekrarı yapacağız. Akşam derse katıldın akşam katıldığın derste artık ne işlediysek ertesi gün şöyle bir gözden geçirmek bile olsa hızlıca gözden geçirmek bile olsa mutlaka arkadaşlar o konuyu şöyle bir tekrar etmemiz gerekecek. Bu arada size ödevler de vereceğim ben arkadaşlar klasik sorulu ödevler vereceğim. Ve onlardan geri dönüş sağlayacağız. Ee, mutlaka bir WhatsApp grubumuz ya da bir Telegram grubumuz vardır. Ee, oradan ben sizden ödevleri toplayacağım ya da özelden de atabilirsiniz. Numaramı paylaşacağım sizinle. Ee, size gönderdiğim ödevleri kim nasıl yapmış? Onlara bakacağım. Ee, dolayısıyla konu tekrarıyla birlikte arkadaşlar verdiğim ödevler klasik muhasebe soruları demiştim. Sizin klasik muhasebe sorularını çözebilme yeteneğinizi de görmüş olacağım. Hata yapacak mıyız? Evet arkadaşlar, hata mutlaka yapacağız. Ee, ama önemli olan nerede ve neden hata yaptığını anlayabilmek. Geri dönüşlerim de bu yönde olacak. Bak, şurada şu hatayı yapmışsın, şu hesabı yanlış yere almışsın, şu hesabı tutanı yanlış yazmışsın gibi arkadaşlar. Bu ödevlerle birlikte bunların ölçümünü de yapacağız. Ve arkadaşlar bu şekilde çalıştıkça e, hani klasik muhasebe sorularını da çözdükten sonra arkadaşlar belirli aralıklarla konu tarama testleri çözmenizi isteyeceğim. Konu tarama testleri için birçok kaynak var. Soru bankaları var, yaprak testler var. Hangisini istersen. E, kaynak önermemi isteyen arkadaşlar için de kaynak önerebilirim tabii ki. Onu derslerimiz başladıktan sonra yapalım arkadaşlar eğer bu şekilde disiplinli bir şekilde hazırlanırsak arkadaşlar ve her bir aşamada her bir aşamada anladığımı anlamadığımız yeri hocaya sorarsak muhasebeden gayet başarılı olacağımızı düşünüyorum. Bakın ortada ne var? Bakınız ortada hocaya sor arkadaşlar. Hocaya mutlaka sorularınızı sorun. Ben size sorduğunuz sorularla ilgili mutlaka geri dönüş yapacağım İster özelden ister gruptan arkadaşlar peki şimdi muhasebe ne demek şöyle kısaca bir bahsetmek istiyorum genel hatlarıyla arkadaşlar neden işletmeler muhasebe tutuyorlar azıcık bir kafamızda otursun bu anlattığım konuları tabii ki normal derslerimizde de eee anlatacağım arkadaşlar ama şöyle bir e, kafamıza otursun diyerekten şöyle bir temel atmak istiyorum Ma, e, sizin kaynağınızın düzeyi derken nasıl yani kaynağın düzeyi ne demek anlayamadım matematik olan bir öğrenci için muhasebe kolay ne olur arkadaşlar muhasebe deyince akıllara matematik geliyor <laughs> bizim e, ben bir ticaret sesinde çalışıyorum bizim öğrenciler de ee, muhasebe bölümünü seçerken çok endişe ediyorlar. Acaba içinde çok mu matematik var? Muhasebede matematik yok arkadaşlar. Muhasebede matematik toplama, çıkarma, çarpma bölme bu. Yani matematiğin iyiyse tabii azıcık daha hani dört işlemi daha hızlı yapabiliyorsan ee, o yönde gelebilecek bir iki soruyu daha hızlı çözebilirsin. Bunun haricinde muhasebe ile matematiğin doğrudan bir bağlantısı olmadığını söyleyebilirim. Ha şey yargının kitabı ee, şöyle e, henüz basıldım basılmadım bilmiyorum e, bu senin şeyi çok da acele etmeye de gerek yok e, ben kitap yazarken arkadaşlar sanki karşımda öğrenci varmış gibi sanki onu anlatıyormuşum gibi yazmaya çalışırım Hani bu konuda geri dönüşlerde bana e, bu konuyu sanki başarmışım gibi gösteriyor yani kitabımı alıp kitaptan çalışan arkadaşlar ya hocam çok güzel pratik anlatmışsınız diyorlar sağ olsunlar. Ee, kitabım tıpkı e, karşımda öğrenci varmış gibi anlattığım bir kitap. Ee, soru Bankası da bu sene Yargı Yayın Evi'nden ilk defa çıkacak bu arada. Yargının eski Soru Bankası e, bana ait değil arkadaşlar. Çok eleştiriliyordu zaten. Ben de çok eleştiriyordum. Zor ikna ettim ama <laughs> yani kendi Soru Bankamı verdim. E, benim soru bankam da yine kolaydan zora doğru olan bir sıralamayla giden ve çok genişçe açıklaması olan bir soru bankası arkadaşlar. Ama bu kaynak işini bir soruya bırakalım olur mu? E, derslerimiz başlasın ondan sonra olur ya belki e, normal piyasanın daha altında fiyatla edinebiliriz arkadaşlar. O yüzden biraz acele etmeyelim olur mu? E, hani yargılı olan anlaşmam da şöyle aslında satılan kitap başına para kazanmıyorum. Dolayısıyla hani kaç tane sattığını çok fazla, hani çok kaç tane sattığı beni çok fazla ilgilendirmiyor. E, o yüzden rahatlıkla söyleyebiliyorum arkadaşlar. E, kendi kitabımı rahatlıkla önerebiliyorum. Bunları dersler başlayınca konuşalım. Tamam. Mı? Peki. Arkadaşlar e, iktisatta ilk olarak şunu söylerler iktisat hocalarınız. Der ki insan ihtiyaçları Sınırsızdır derler değil mi? İnsan ihtiyaçları sınırsız olmasına rağmen insanlar kendi ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilecek yeteneklere sahip değildir. <laughs> e, dolayısıyla arkadaşlar insanlar farklı yerlerden ihtiyaçlarını edinmeye çalışırlar. Örneğin herkes kendi ayakkabısını dikemez, kendi tişörtünü dikemez değil mi? Peki kim yapacak bu işi? İşletmeler yapacak arkadaşlar. İşletmeler insan ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuştur. Peki bunu sevabına mı yaparlar arkadaşlar? İnsan ihtiyaçlarını karşılayalım, herkes mutlu olsun. Hayır, işletmelerin ticari işletmelerin temel amacı nedir? Kar elde etmektir. Peki kar ne demek arkadaşlar? Karın en basit en basit tanımı şu aslında gelirler ve giderler arasındaki olumlu fark. Yani sizin gelirleriniz giderlerinizden daha yüksekse arkadaşlar kar elde etmiş olursunuz. Peki biz gelirlerimizin giderlerimizden daha yüksek olduğunu nasıl bileceğiz arkadaşlar? Bir işletme kurduk. İşletmemizde çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Nasıl bileceğiz? Biz işletmemizi Nasıl bir süre için kurduk arkadaşlar? Vallahi gittiği yere kadar, değil mi? Ee, muhasebenin temel kavramlarından bahsedeceğim ben size muhasebe dersinde. İşletmenin sürekliliği diye bir kavram var arkadaşlar. İşletmenin sürekliliği kavramı der ki, işletme ömrü sonsuzdur. Peki ben bu kar ya da zarar durumunu nasıl ölçeceğim? Bu sonsuz ömrü böleceğiz arkadaşlar, böleceğiz. Nasıl böleceğiz? İşte haftalık mı baksak acaba? Aylık mı baksak? Yıllık mı baksak? Beş yıllık mı baksak? On yıllık mı baksak? Değil mi? Arkadaşlar sonsuz ömrü belli aralıklara böleceğiz ki o aralıklardaki gelirler ve giderleri birbirleriyle karşılaştıralım ve sonuç olarak kar mı elde edilmiş yoksa zarar mı edilmiş bunu görelim. Tabii bunun bir standardı var arkadaşlar. Muhasebede bir dönem uzunluğu maksimum bir yıldır. Yani siz en azından yılda bir gelirlerinize giderlerinizi karşılaştırırsınız. Gelir ve giderler yani gelir elde edilebilmesi için bazı giderlere katlanmak gerekiyor arkadaşlar. E bunun için de işletme faaliyetleri yapabilmek gerekiyor. İşletme faaliyetleri yapabilmeniz için de sizin bir takım varlıklara ihtiyacınız var değil mi? Para lazım, ticari mal lazım, demirbaş lazım otomobil lazım minibüs lazım kamyon lazım değil mi ee, yani bir takım varlıklarımız olması gerekiyor biz sadece gelir ve giderlere e, odaklanırsak sadece gelir ve giderlerimizi takip edersek olur mu bazı işletmeler açısından olabilir ama yetmez arkadaşlar yetmez ee, bununla birlikte varlıklarınızı da ve bu varlıklarınızı nasıl elde ettiğinizi gösteren kaynaklarınızı da takip etmeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Muhasebeyle. Ne yapıyoruz? Kayıt tutuyoruz. Değil mi? Kayıt tutarak biz hem varlıklarımızı hem bu varlıkları elde ettiğimiz kaynakları hem e, işletme faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan gelirlerimizi ve bu faaliyetleri yapabilmek için katlanmak zorunda olduğumuz giderleri yazıyoruz bir yerlere arkadaşlar. Yazıyoruz. İşte bu sisteme, bu işin sistematik hale dönüştürülmüş e, bu sisteme arkadaşlar muhasebe deniyor. Birazdan daha değerli toplu bir tanım vereceğim. E, size arkadaşlar bizim dersimizin kapsamını anlatayım burada hemen. E, şimdi biraz önce dedik ya işletmeler gelirlerini, giderlerini, varlıklarını, kaynaklarını takip etmek için muhasebe Sistemini uygularlar. Ee, bazı işletmeler dedik ki sadece gelire giderlerini takip edebilirler. Bazıları için ise gelir ve giderlerini takip etmek yeterli olmaz. Ee, kim bu yeterliliği kim sorgular arkadaşlar? Devlet. Bizim ülkemizde de vergi usul kanunu arkadaşlar muhasebe sistemiyle ilgili düzenlemenin yapıldığı e, ana e, kanun vergi usul kanunudur. Vergi usul kanunu tacirleri ikiye ayırıyor. Birinci sınıf tacirler ve ikinci sınıf tacirler. Birinci sınıf tacirler arkadaşlar hem varlıklarını hem kaynaklarını hem gelirlerini hem giderlerini tamamını takip etmek ve devlete beyan etmek zorunda. birinci sınıf tacirler şöyle diyelim. Sizler internetten ayrıntılı bir şekilde araştırmasını yapabilirsiniz. Ben burada çok detaya boğmak istemedim. Daha büyük şirketler öyle diyelim. Anonim ve limited şirketler ee, ve e, ikinci sınıf tacirlere göre daha büyük olan şirketler, daha büyük olan işletmeler birinci sınıf tacir olarak kabul ediliyor ve birinci sınıf tacirler bilanço esasına göre defter tutuyorlar arkadaşlar. Tacir niteliği olan ve birinci sınıf tacirlere göre daha küçük olan ikinci sınıf tacirler ise arkadaşlar işletme hesabı esasına göre defter tutuyorlar. Bakınız bilanço esasına göre 3 tane defter tutmak zorunda. İşletme hesabı esasına göre 1 tane defter tutmak zorunda. Niye? Çünkü daha küçük ölçekli işletme olduğu için. Ve ikinci sınıf tacirler arkadaşlar birinci sınıf tacirlerin aksine yalnızca gelir ve giderlerini izlerler. Sadece gelir ve gider. Varlık ve kaynakların hareketlerini izlemezler. Peki nereye bağlayacağım? Şuraya bağlayacağım. KPSS'de kurum sınavlarında ya da mali müşavirlik sınavlarında Arkadaşlar hiçbirinde dikkat edin hiçbirinde ikinci sınıf tacirlerle ilgili soru gelmez. Bizim dersimizin kapsamı birinci sınıf tacirlerdir. Tamam mıdır arkadaşlar? Peki muhasebe muhasebe ne demek arkadaşlar? Biraz önce söylemiştim işletmelerin varlıklarını, kaynaklarını, gelirlerini, giderlerini takip etmek için uyguladıkları sistemdir dedik. Şöyle değerli toplu bir Tanımını yapalım. E, muhasebe mali nitelikli işlem ve olayları. Mali nitelikli işlem ve olaylar ne demek arkadaşlar? Parayla ilgili işlem ve olaylar. Bakınız e, bir işletmemiz olsun bir ticaret işletmemiz bir mağazada atıyorum. E, kıyafet satıyoruz arkadaşlar. Bir kıyafet satış mağazamız var. Bu Kıyafet satış mağazasının mali nitelikli yani parayla ilgili işlemleri ne olabilir? ticari mal almak ve dolayısıyla satmak. Değil mi? Satmak üzere satın alıyoruz. Ondan sonra borçla satmış olabilirsiniz. Bunun takibini yapmak. Yani müşterilerden ne kadar alacağımız var. Senetli satmış olabilirsiniz. Senetli ne kadar alacağımız var. Çek karşılığı satmış olabilirsiniz. Ne kadar çek alacağımız var. Ne kadarını tahsil ettik. Ondan sonra ticari malları Çekle, senetle ya da peşin ya da banka üzerinden banka aracılığıyla satın almış olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hatta şöyle söyleyeyim bankaya para yatırmak bile arkadaşlar bir para hareketi doğurur değil mi? Yani paranın doğrudan dolaylı olarak hareket ettiği işlemlere biz mali nitelikli işlem diyoruz. Para ile ölçülebilen işlemler muhasebenin ilgilendiği ana konu bu peki mali nitelikli olmayan işlemler ne olabilir hocam? Arkadaşlar mesela biz bir kıyafet mağazamız vardı ya. İşte şimdi şu sıra tam da böyle yazdan çıktık kışa doğru gidiyoruz. Birçok mağazada yazlıklar vitrinlerden indiriliyor. Daha böyle sonbaharlık birazcık daha böyle tam kışlıklar çıkmadı ama daha böyle işte üstümüze alacağımız ceketler biraz daha kalın pantolonlar falan filan vitrinlere Asılıyor değil mi? Bu mali nitelikli bir işlemlidir. Yani vitrinlerdeki ya da ee, işte mağazada sattığınız kıyafetlerin yazlık olanların depoya kaldırılması depodan da sonbaharlık olanların kışlık olanların çıkarılması mali nitelikli bir işlemlidir. Hayır o zaman muhasebe bununla ilgilenmez. Ya da mağazanın müdürünü arkadaşlar beğenmedik işte düzgün çalışmıyor değiştirdik. Onunla aynı mali haklara sahip başka bir mağaza müdürü aldık işe. Muhasebeyi ilgilendirir mi arkadaşlar? İlgilendirmez. Niye? Mali nitelikli değil. Şöyle olursa ilgilendirir. Yeni bir yönetici aldık ve onun maaşı daha yüksek. Tamam maaşı önemli. Muhasebe kayıtlarına konu olacak. Ama onun haricinde giden yöneticinin kişiliği, gelen yöneticinin kişiliği muhasebe ilgilendirir mi? Hayır. Dolayısıyla muhasebe Para ile ilgili işlemlerle ilgileniyor diyebiliriz. Arkadaşlar mali teklif işlem ve olayları belgelere dayalı olarak kaydeden diyor. Belgeler önemli. Ee, ticari hayatta arkadaşlar bütün işlemlerde mutlaka en az bir tane belge olur. Dolayısıyla mali nitelikli işlemler belgelere dayandırılır ve böylece muhasebenin konusu oluşmuş olur. Biz bunları kaydediyoruz arkadaşlar. Nasıl kaydediyoruz? Günlük e, tarih sırasına göre kaydediyoruz arkadaşlar. Nereye kaydediyoruz? Yevmiye defterine. Benim imleç gözüküyor mu ekranda? Emin değilim ama imleci şöyle bir sallıyorum. E, gözükmüyor galiba. Değil mi? Şöyle yapsam bak bu da gözükmüyor. Neyse. Kaydetme e, fonksiyon arkadaşlar yevmiye defteri ya da bir diğer adıyla günlük defterle yapılır. İşte mali nitelikli bir işlem gerçekleşti. Örneğin ticari mal satın aldık. Ticari mal satın aldığımızda bunun belgesi ne olacaktır? Fatura değil mi? Biz bu faturayı baz alarak, temel alarak arkadaşlar yevmiye defterine yazdık. E, ondan sonra işte bankaya para yatırdık. Çek tahsilatı yaptık. Senet ödemesi yaptık. Bütün bunların belgeleriyle birlikte biz defterine kayıt yapıyoruz. Birazdan YM defterinin şeklini göstereceğim size. Temel mantığı anlatacağım. YM defterine kayıt yaptıktan sonra arkadaşlar YM defterine yaptığımız kayıtları çeşitli ölçülere göre belli bir mantıktaki bir ölçüte göre sınıflandırıyoruz. Bakınız ne diyor tanımda? Manitelikli işlenme olayları belgeleri dayalı olarak kaydeden sınıflandıran. Nasıl sınıflandırıyoruz? Büyük defter ya da bir diğer adıyla defteri kebir aracılığıyla sınıflandırıyoruz. Birazdan onun da örneğini göstereceğim size arkadaşlar. Sonra bütün bunları düşünsenize bir muhasebe dönemi 1 Ocak'tan başlıyor arkadaşlar. Önceden beridir faaliyet gösteren işletmelerde 31 Aralık'a kadar devam ediyor arkadaşlar. Ha bu arada benim mouse'um gözüküyor muymuş? Güzel güzel. <laughs> ee, ve özellikle mesela perakende satış yapan perakende iş yapan işletmelerde hani bolca faturası olur, fişi oluşuyor olur, bu buyu olur. Binlerce sayfalık yevmiye defteri dokümanı. Ondan sonra yüzlerce hesap, yüzlerce sayfalık defteri kebir. Değil mi? 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar e, çok fazla sayıda işlem gerçekleşecektir ve bunların hepsi kaydedilir ve sınıflandırılır. Peki biz işletmenin hani sonuç olarak kar ya da zararını öğrenmek istiyoruz ya arkadaşlar. Biz işletmenin sahibiyiz ya da ortağıyız. Ee, biz bu, bütün bu binlerce sayfanın içinde nasıl çıkacağız? Özetleyeceğiz arkadaşlar, özetleyeceğiz. Özetleme, raporlama. Kaydeden, sınıflandıran, özetleyerek rapor haline getiren arkadaşlar, mali tablolar aracılığıyla özetliyoruz. Binlerce sayfalık veriyi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle... Bir tane A4 kağıdının önüne ve arkasına sağacak şekilde özet haline getiriyoruz. Mali tabloya dönüştürüyoruz. Nedir bizim mali tablolarımız? Bilen var mı? Defteri kebir. <laughs> Gürkan Ali Yalçın sormuş. Defteri kebir. arkadaşlar Arapça büyük demek. Büyük. Mesela Allahu Ekber. Oradaki Ekber ifadesi de. Kebir kökünden geliyor. Allah büyüktür, yücedir gibi. Ee, büyük defter deniyor. Niye büyük defter denmiş? Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi günümüzde, yani günümüzde derken belki son 30-40 yıldır arkadaşlar muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla yapılıyor. Onun öncesinde bildiğimiz tükenmez kalemle mürekkepli kalemle defterlere yazılıyordu arkadaşlar. Ee, büyük defter de detaylı bir defter olduğu için yani bu. E, sınıflandırma fonksiyonu yaptığımız bu defter e, detaylı bir defter olduğu için şöyle kocaman kocaman bir defter oluyordu e, o yüzden adı büyük defter yani kocaman gerçekten boyutuyla alakalı bu arada yevmiye defterinin de e, köküne bakarsak bu da Arapça bir kelime yevmiye Yev, in, e, İngilizce diyorum eee <laughs> İngilizler beni andı arkadaşlar. <laughs> Bugün Manchester United maçı var değil mi? Galatasaray'ın? Ondan mı acaba? İngilizce de Arapça tabii ki. Yem ne demek? Gün demek arkadaşlar. Yevmiye ne demek? Günlük demek. Bunlar eskiden beri e, kullanılan ifadeler. E, defteri, kebir ya da büyük defter. Yevmiye defteri ya da günlük defter. Bunların hepsi doğru ifadeler. Sesim geliyor mu? Ses gitti demiş arkadaşımız. Evet sesim geliyor geliyor. Peki arkadaşlar mali tablolar e, nelerdi nelerdi e, ileride tabi detaylı göreceğiz. Bilanço ve gelir tablosu arkadaşlar. Bilanço ve gelir tablosu olarak ne dedik? Binlerce sayfalık veri şöyle bilanço olarak önüne ve arkasına işte ayrıca gelir tablosu şöyle hatta tek bir sayfaya sağacak şekilde özet haline getiriliyor. Özetleyerek rapor haline getiren, analiz eden ve analiz sonuçtan yorumlayan bir bilgi sistemidir. Arkadaşlar, mali tablolarda muhasebe ilgilileri tarafından yorumlanır. Nasıl yorumlanır? Mali tablolar analizi dersimiz var demiştim değil mi? 8 tane soru geliyor. Orada göreceğiz arkadaşlar. Çeşitli teknikler uygulanıyor. İşte bilanço ve gelir tablosuna işte çeşitli sayısal sonuçlara ulaşılıyor. İşte atıyorum bilmem ne oranını uyguluyorsunuz. Bakıyorsunuz sonuç 3 çıktı. Diyorsun ki "Aa çok iyi. Vallahi bravo çok iyi yapmış bu işletme. iyi bir işletme." Ya da atıyorum sonuç 1 çıktı diyorsun ki "Çok kötü." Bu şekilde arkadaşlar analiz edip o sayısal sonuçları kendi ihtiyacına göre yorumlayıp şirketlerle ilgili kararlar alıyorsun. İşte bu muhasebe sistemi ile birlikte arkadaşlar. Evet yevmiye kelimesi halen kullanılıyor. Bir ee, yere gündelik çalışmaya gidenler değil mi? Gün sonunda o günün parasını alırken şey diyorlar yevmiye hatta yevmiye derler. Değil mi? Bugünkü yevmiyemiz geldi Allah bereket versin diyorlar. Hala kullanıyoruz arkadaşlar. Peki şimdi ben size bu muhasebe sisteminin nasıl çalıştığını hem yevmiye defteri üzerinden hem defteri kebir üzerinden şöyle basitçe bir anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Bakınız şöyle bir defter, yevmiye defteri. Lütfen dikkatle inceleyelim. Defterin sol tarafında ve sağ tarafında şöyle yevmiye, tabi basitçe çizdik yani yoksa bu çok daha detaylı bir defterdir. Bakınız arkadaşlar, olaylar tarih sırasına göre, bakınız tarih sırasına göre sırayla kaydedilmiş. İşletme kurulduğunda işte şu kadar para, şu kadar banka hesabıyla kurulmuş. Ondan sonra işletme mal almış. Mal alış kaydı yapılmış. Mal almış tekrar. Yine mal alış kaydı yapılmış. Gibi arkadaşlar. Bütün mali nitelikli olaylar <laughs> bu şekilde tarih sırasına göre arkadaşlar ne yapılmış? Deftere yazılmış, kaydedilmiş. Bu yevmiye defterinin bir örneği. Yemiyet defterinde sayfa bittiğinde arkadaşlar bakınız ne yapılmış sol taraftaki sütunun toplama alınmış sağ taraftaki sütunun da toplama alınmış buraya yazmışlar sayfanın sonuna yazılmış sonra öbür sayfaya geçmişiz arkadaşlar öbür sayfada e, aldığımız toplamlar en tepeye yazmışız arkadaşlar en tepeye sonra diğer işletme faaliyetleriyle ilgili kayıtları yapmışız. işte fatura ödemişiz, mal almışız, mal satmışız, borç ödemişiz falan filan. Bunların tamamı bakınız tarih sırasıyla yazılmış, kaydedilmiş. Sonra tekrar sayfa toplamı alınmış arkadaşlar. Şöyle defteri çevirdiğinizde yapacağınız ilk iş ne olacak? Sayfa toplamını arkadaşlar bir sonraki sayfanın yine devir olarak en böyle en tepesine yazmak. Bu sayfa toplamını alırken dikkat edin arkadaşlar. Devirden gelen tutarı da dikkate alıyoruz. Ee, bu bilgi tabii klasik sınavda belki işinize yarar. Test sınavında işinize çok yaramayacak ama hani şöyle bir mantığını anlamaya çalışalım diye söylüyorum. Bu arada arkadaşlar bazı kurumlar biliyorsunuz e, test sınavı değil de klasik sınav yapıyorlar. Monografi sınavı diyoruz. Bizim dersimizde biz monografi de çözeceğiz arkadaşlar. Derdimiz sadece KPSS değil. KPSS'den sonra gireceğimiz olası sınavlar da bizim kapsamımız içerisinde arkadaşlar. Ee, orada bu YM defterinin ve büyük defterin çalışma mantığını daha güzel anlayacağız. Şimdi bakın YM defterine biz bütün mali olayları ne yapıyoruz arkadaşlar? Sıra 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 yazıyoruz. Tabii bu çok basit bir örnek oldu. Gerçek hayatta bir işletmede bunun gibi yüzlerce, binlerce kayıt olabilir. Burada biz e, mali olayları görüyoruz ama mesela şu sorunun cevabını vermek çok zor. Patron geldi dedi ki bizim dedi satıcılara kaç para borcumuz var? Düşünsene böyle binlerce sayfa var. Satıcılara borcunu öğrenebilmek için ne yapman lazım? Geldin ilk sayfaya. Satıcılar, satıcılar, satıcı. Ah bulduk. Satıcılar 200 lira borçlanmışız. Satıcılar 35 lira borcumuzu ödemişiz. Başka. Düşünsene arkadaşlar. Düşünsenize. Yani böyle binlerce sayfayı taramak birincisi pratik değil, ikincisi çok hataya meyilli. Hata yapma olasılığınız çok yüksek. E ne yapacağız? Her kayıttan sonra arkadaşlar bu kayıtta kullandığımız hesapları, burada basit bir şekilde verdim ben size hesapları, çoğunun gerçek adı da bu değil. İşte atıyorum kasa hesabı, bankalar hesabı, sermaye hesabı. Bunları işte... Büyük defterde sınıflandıracağız. E nasıl yapacağız hocam o işi? İşte şöyle yapacağız arkadaşlar. Ben sizin için kasa hesabının büyük defterine özet olarak hazırladım. 20.03 tarihine kadar arkadaşlar. Kuruluşta 100 lira kasaya para girmiş. Bu arada bakınız bu defter diğerinden biraz daha farklı. YMİ defterinden farklı. Defterin sol ve sağ yaprağı arkadaşlar. Bir hesaba ayrılmış sol tarafına bakınız ne deniyor borç deniyor hesabın borç tarafı sağ tarafa da ne deniyor hesabın alacak tarafı. Yevmiye defterinde eğer bir sol üste hesap ismi yazmışsak bu ne demek sınıflandırma yaparken de büyük defterin sol tarafına kayıt yaparız anlamına geliyor. Ki şu anda çok erken ama hemen basit bir açıklama yapmak istiyorum. Kasa hesabında nakitler izlenir. Nakitler arttıkça sol tarafa, azaldıkça sağ tarafa kayıtlar yapılır. Şimdi patron bize sordu. Ne zaman sordu? 25.03'te. 20.03'te. Dedi ki bizim kasada kaç paramız var kayıtlara göre? YMU defterini kurcalayıp bulmak mümkün mü? Değil. Ama her kayıttan sonra siz ee, o kayıtta kullandığınız hesabın olduğu sayfayı açıp bu kayıtları yaparsanız arkadaşlar bunun cevabını rahatlıkla verebilirsiniz. Patrona şöyle diyeceğiz. Bizim kasamıza 100, 140, 160 lira para girmiş. Kasamızdan 75, 90, 120 lira para çıkmış. Kasada olması gereken para 40 lira diyebileceğiz. Bakınız yemiye defterinde arkadaşlar kasaya yazdığım her şeyi sol tarafa sol üste yazdığım her şeyi sola yazdım. Sağ sütuna yazdıklarımı da bakınız şu. Sağ tarafa ortadan sağa doğru e, yazılmış bir hesap. Onu da kasa hesabının sağ tarafına yazdım. Aynı şeyi düşünün. Büyük defterde bankalar hesabı için, bankalar hesabı içinde sollu sağlı bir e, bölüm var. Sermaye hesabı içinde sollu sağlı bir bölüm var. Ticari mallar hesabı içinde sollu sağlı bir bölüm var. Her kayıttan sonra Defteri kebirle birlikte arkadaşlar bu şekilde sınıflandırıyoruz. Böylece her hesabında kendi durumunu ortaya koyabiliyoruz. Anlaşılmış mıdır arkadaşlar? Genel mantık, yemiye defteri ve büyük defter mantığı anlaşılmış mıdır? İşte dese ki patron bizim alıcılardan kaç para alacağımız var? Yapacağımız iş arkadaşlar sayfaları çevir, 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 çevir. Alıcıların sayfasını getir, Ondan sonra sol tarafın al, sağ tarafın toplamına patrona bilgi var. Tabii biz bu hesapları yalnızca patrona bilgi vermek için kullanmıyoruz. Ne için kullanıyoruz arkadaşlar? Dönem sonuna kadar biz e, yirmi defteri tuttuk, büyük defterde sınıflandırmasını yaptık. Dönem sonunda ne yapıyorduk? Özet haline getiriyorduk, değil mi? Bilanço ve gelir tablosu. Bakınız size bir bilanço. Arkadaşlar, bakınız bir bilanço. Bu bilançoda arkadaşlar dönemde çalışmış ve açık olan hesaplar arkadaşlar size demiştim ya A4 sayfasına sığar diye arkadaşlar bakınız sığdırılmış bu işletmenin varlıkları, kaynakları e, bilanço ile birlikte muhasebe ilgililerine sunuluyor. Muhasebe ilgililerine demek işletmenin muhasebe ile üretmiş olduğu bilgilerden faydalanacak kişiler, finansal tablo kullanıcıları da denir. Bilançoyu sunduk, özetledik arkadaşlar. Süzdük, süzdük, süzdük binlerce sayfalık e, veriyi süzdük, süzdük ve özetledik. Bir de gelir tablosu çıkardık arkadaşlar. Gelir tablosunda da e, işletmenin elde etmiş olduğu gelirler ve bu gelirleri elde etmek için katlanmak durumunda kaldığı giderler sistematik bir şekilde yer alıyor. Yani gelir tablosuna ihtiyacı olan bir finansal tablo kullanıcısı da dönem sonunda ona sunmuş olduğumuz şu bir sayfaya sığdırdığımız gelir tablosunu alacak. Bir sayfaya sığdırdığımız bilançoyu alacak ve çeşitli analiz teknikleriyle buradaki sayılara arkadaşlar analizler uygulayıp kendine göre yorumlayacak. İşte muhasebe sisteminin özeti budur arkadaşlar. Birazcık kafamıza bir şeyler oturuyor mu acaba, oturdu mu acaba. Bu temel mantığı bilirsek arkadaşlar, ee, muhasebe dersini ya da muhasebe grubu derslerini anlamamız daha kolaylaşacak. Peki bu bilanço ve gelir tablosuna kimler ihtiyaç duyuyor? Son olarak bundan da bahsedeceğim. Sonra bu tanıtım dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Kimler ne yapsın bilanço'yu, gelir tablosunu Arkadaşlar işletmenin sahipli ve ortakları bilanço gelir tablosunu ne yapsın? Ne yapsın? Ne kadar kar yapmışız? Bu kar nerelerden elde edilmiş? Değil mi? Özellikle satışlardan mı elde edilmiş? Ana faaliyet konusundan mı elde edilmiş? Yoksa 40 yılda bir gerçekleşen atıyorum arsa satışından mı yapmışız biz bu dönem karını? Bunu gelir tablosunda rahatlıkla görebilirsiniz. Başka işletme ortakları deyince tabii e, basit işletmeler gelmesin sadece aklımıza borsada işlem gören e, şeyler işletmeler var değil mi arkadaşlar e, isteyen herkes borsadaki bu hisse senetlerine bu şirketlere yatırım yapabiliyor yani ortaklar da yani o hisse senetlerine sahip olan kişiler de yine işletmenin bilançosuna gelir tablosuna bakarak acaba ben yatırımımı burada tutmalı mıyım yoksa mı çekip başka bir şirkete mi yatırım yapmalıyım? Bunun kararını vermek isteyebilirler. Ya da potansiyel yatırımcılar şunu e, görmeye çalışırlar. Bu işletme acaba benim hedeflerime uygun mu? Yatırım yapacağım. Bana kazandıracak mı? Bunu nasıl göreceksiniz? bilançoda gelir tablosunu inceleyerek. Ayrıca arkadaşlar işletme sahibi ortakları e, işletme yönetiminin başarısını da bununla ölçerler. Çünkü birçok işletmede özellikle kurumsal işletmelerde işletme sahipleri, ortakları aynı zamanda işletmenin yöneticisi konumunda olmayabilirler. Profesyonel yöneticiler atamış olabilirler. Onların başarısını da ölçmek için muhasebe verilerine yani bilanço ve gelir tablosuna ve diğer mali tablolara ihtiyaç hissederler. E yöneticiler de kendi açılarından bakacaklar işletme acaba verimli ve etkin bir şekilde çalışıyor mu? Kendi başarılarını da ölçecekler. İşletme faaliyetlerinin etkinliğini, verimliliğini de ölçecekler. Nasıl ölçecekler arkadaşlar? Muhasebe verileriyle. Değil mi? Kredi kuruluşları. Kredi kuruluşları işletmenin bilançosunu, gelir tablosunu ne yapsın arkadaşlar? Ne yapsın? Bankalar. E, kredi verecekler arkadaşlar. Şimdi bir işletme geliyor. Diyor ki bana diyor atıyorum şimdinin parasıyla 5 milyon lira kredi lazım. Şimdi banka hemen koştura koştura şöyle çuvallarla parayı getirip de al arkadaşım sana kredi mi diyor. Hayır. Diyor ki şu bilançonun gelir tablonu bir getir bakalım. Bir getir bakalım diyor. Ondan sonra şunu ölçmeye çalışıyor. Acaba ben bu krediyi verirsem işletme bu krediyi ödeyebilir mi? Ya da ne kadar vadede ödeyebilir? Atıyorum işletme diyor ki 5 senede ödeyeceğim. Banka bakıyor diyor ki yani tamam sen bunu ödeyebilirsin ama 5 senede ödeyemezsin. Gel şunu 10 sene yapalım gibi atıyorum yani. Bu tip kararlara varabilmek için arkadaşlar kredi kuruluşları özellikle bankalar muhasebe verilerine finansal tablolara ihtiyaç duyuyorlar. Müşteriler ve satıcılar arkadaşlar işletmeden ticari mal satın alan işletmeler ee, muhasebe verilerini ne yapsınlar? Sonuçta tedarik değil mi bir tedarik zinciri var? İşte ee, o işletmenin ee, nasıl diyelim başarısı işte ömrü e, yine ticari mal e, vermeye gücü yetecek mi? Bunları görebilmek için arkadaşlar müşteriler de yine işletmenin mali tablolarıyla ilgilenirler. E, satıcılar da arkadaşlar vadeli mal satışı yapmış olabilirler. Vadeli mal satışı yapıyoruz ama acaba gerçekten ödeyebilecek mi? Değil mi? Bunu görmek isterler. Dolayısıyla işletmenin Muhasebe verilerine ihtiyaç duyarlar. Çalışanlar arkadaşlar ister beyaz yakalı olsun ister mavi yakalı olsun. E, hani bireysel olarak değil çoğu zaman sendika aracılığıyla işletmenin karlılık durumunu görmek isterler. Ve gerçekten çalışanlar etkili verimli çalışıyorsa ve işletme e, onların bu çalışması neticesinde güzel karlar elde ediyorsa. Çalışanlar diyecek ki arkadaşım yani bak bizim sayemizde böyle işler yapıyorsun. Bu tip karlılıklar elde ediyorsun. O zaman işte bizim ücretimizi iyileştir, bizim mali haklarımızı iyileştir, bizim özlük haklarımızı iyileştir. Değil mi? Bir pazarlık konusu olarak muhasebe verilerini kullanacaklar. Ve devlet arkadaşlar, devlet. Devlet ne yapsın işletmenin muhasebe verilerini arkadaşlar. Bu arada şunu söyleyeyim. Ülkemizde uygulanan genel muhasebe standart bir şekilde uygulanan genel muhasebe Devlet zoruyla uygulanıyor değil mi? İşletmeler muhasebe kayıtları tutmak ve ortaya mali tablolar koymak zorunda. Niye? Devlet böyle istiyor. Peki devlet niye böyle istiyor arkadaşlar? Vergi için arkadaşlar, vergi için. Devlet ya da Maliye Bakanlığı ya da ilgili kim varsa SGK'nın bağlı bulunduğu bakanlık olabilir. İşte Çalışma Bakanlığı falan filan. Her neyse, kim neyle ilgiliyse arkadaşlar, işletmenin mali tablolarını, inceleyecektir. Ve işte vergi için örneğin Maliye Bakanlığı ne yapacak arkadaşlar? İşletmenin beyan ettiği gelir tablosunu alıp bakacak ne kadar kar yapmış. Ve buna göre de ne yapacak arkadaşlar? Eğer bir sermaye işletmesi ise, sermaye şirketi ise kurumlar vergisi alacak. Bir şahıs işletmesi ise işletme ortaklarının elde etmiş olduğu gelirden gelir vergisi alacak. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bu muhasebe ilgililerinin işletmeyle ilgili kararlarında bu kararları için gereken mali tabloların ortaya çıkarılabilmesi için muhasebe sisteminin düzgün bir şekilde yürütülmesi gerekiyor diyebiliriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, ...size muhasebe dersinin ağırlığından bahsetmeye çalıştım. Muhasebede nerelerden soru gelir, dersi nasıl işleyeceğiz, nasıl ders çalışmanız gerekiyor... ...bunlardan bahsetmeye çalıştım. Sonra muhasebenin e, nasıl bir mantıkla muhasebe sisteminin oluştuğu ve yürütüldüğünden... ...ve bu sistem sonucu ortaya konulan e, mali tablolardan kimler nasıl faydalanır... ...şöyle bir zemin oluşturmaya çalıştım... Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah derslerimizde geniş geniş bu konulardan ve detaylardan bahsedeceğiz. Sizin sorunuz var mı arkadaşlar? Sabırla dinlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ilk dersimizde sizinle heyecanlanıyorum. Sabırsızlanıyorum. Ee, beraber güzel dersler yapacağız inşallah. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.